22 Nisan 2017 Antalya Gazipaşa'dayız. Macar Mahallesi. Evet. Doğru mu? Mehmet Macar Emin, Köyü. Macar Köyü. Mehmet Emin Özdemir Bey'in seralarının yan tarafında da kurduğu bir erik bahçesindeyiz. Şöyle aşağıya gösterelim eriklerimizi. Şu aşağı tarafta şu gördüğünüz ağaçlar. Bunlar kaç yaşında? 2 yaşında. 2 yaşında burası. Şöyle bu tarafa dönelim. Uzaktan gösterelim. Böyle dönelim. Böyle gelin. Şimdi bu ağaçlar 2 yaşında. Çeşit olarak nedir? Black Sprinter, Angelica. Angelica, Black Sprinter. Kaç yaşında bunlar? 2 yaşında. 2 yaşında. 2,5 falan oluyor. Bunları Kasım'da ektiğimize göre 2,5. Dikim zamanında rekor gelişim bunlara verdik. Dikimden 1 yıl sonra verdik. Dikimden 1 yıl sonra verdik. Evet. Toplamda 2 yaşında, 2,5 yaşında gibi bir şey oluyor, evet, o zaman bir, ağaçlarımız. 1,5 yıl önce falan verdik. Şimdi bu sene, geçen sezon 2016 yılında sulamayla ilgili bir şeylerden bahsettik. Evet. Onu anlatalım. Temmuz ayının 15'ine kadar sulama yapmadık. Temmuz ayının 15'ine kadar sulama yapmadık. 2016 yılı son 50 yılın en sıcak yılıydı ve kuraktı. Evet. Doğru mu? Doğrudur. Burası nasıl bir toprak? Burası çok sıkı bir toprak. Sıkı. Sakız toprak. Evet. Bildiğiniz küp yapabilirsiniz. Evet. Aynen öyle. Ve bu ağaçlarınız Temmuz 15'e kadar. Gazipaşa'da kaç derece oluyor Temmuz'da sıcaklık? 35-40. Ama güneş, yakıcı bir güneş oluşuyor. Güney, tropikal bir yer. Bu ağaçlarınız 15 Temmuz'a kadar sulamadığınız halde geçen sene sezonu geçirdi. Tabii tabii. 2016 kurak bir yıldı. Şöyle meyveyi de gösterelim. Bu sene meyvelerimiz de var. Böyle bayağı bir yoğun, 2 yaşında bir fidan diyelim. Şu tarafları da gösterelim. Şöyle gördüğünüz gibi. Black Sprinter. Evet. Black Sprinter, Black... şu şekilde. Burada bu çeşidin şeyi, hasat tarihi vesairesi durumu ile ilgili bilgi verir misiniz? Hasatı Haziran'ın ilk haftası ve 10'una doğru falan oluyor yani. İlk Haziran 15'ine kadar bitti. Erkenci bir. Turfanda. Yani, turfanda diyelim. Şurada tozlayıcısı var. Evet. Peki şu anda mesela sürgün yapıyor. Ben şimdi az önce size dedim, şu dedim acaba bunlar şey midir diye. Cins olarak bu şekilde açtığını, tabii, söylediniz. Daha sonrasında yaprakların böyle koyulaştığı. Koyulaşıyor. Ama ilk açtığında böyle sarı gibi değişik, evet, bir şey var. Yani bu ağaçta bir kusur olduğu değil. Yok, orijinalinden değil. Gördüğünüz gibi. Daha zaten sonrasında yeşilleşiyor. Dölleyici de daha koyu bir renk var mesela. Dölleyici olan koyu. Bir de şöyle bir şey var bakın. Burada şimdi eriklerimiz var. Ama şu sürgünlerimizin de şu anda yani evet, 50 santim, 45-50 santime evet, gelmiş. Evet. Yani fidan gelişimi durmamış. Yan dal sürgünlerimiz, önümüzdeki yıl sürgünlerimiz devam ediyor. Şöyle şunu da gösterelim. Siz kendiniz meslek olarak tekstil mühendisisiniz. Evet. Tabii ki seralarınız da burada, sera üretimleriyle birlikte bir meyve bahçesi de kurmuşsunuz. Mantıklı ve akıllı bir proje. Erkenci bir erik. Burada da şöyle görelim. Sürgün olarak. Yani şu dal bitmiş. Yeni yıl sürgünleri şu an. Onlar da 25 santime ulaşmış. Tozlayıcı bir çeşit bu. Tabii bu daha bunun bir geç, ismi var mı? Şey anlamında. Bunun ismini hatırlamıyorum şöyle şu anda. Şöyle meyvesi burada. Bunun da. Gövdeden bu şuralardan. Bu daha geç çiçek açan bir çeşit. Evet. İki çeşit tozlayıcımız var. Bir erken çiçek açanlar, bir de geç çiçek açanlar. Evet. Bu geç olan. Onun için de sürgünleri zaten biraz daha kısa bunun. Şimdi serada zaten müşterimizsiniz. Rekor gelişimi kullanıyorsunuz. Ağaç konusunda da sulamayla ilgili şu tip bir toprak yapısında şöyle bir ağacın şu canlılığı tabii ki herhalde sizi memnun etmiştir. Zaten en çok burada memnun etti bizi. Evet. Burada memnun etti. Şöyle yani gösterelim aşağı doğru tekrar. Şu ağaca da bakalım isterseniz. Yani bütün ağaçlarda aynı şey mevcut. Şöyle meyveleri. Tabii ki aslında yani bu yaştaki bir ağaç için, bir fidan için bu kadar erik de çok uygun evet, görülmüyor. Evet. Ama şöyle söyleyeyim, şu sürgünler, yeni yıl sürgünlerini görüyorsunuz. Şu an zaten bir 60 santim olmuş bunlar. Şöyle gözüküyor. Şöyle gösterelim. Tamam. Şimdi
Meyvecilik konusunda da zaten rekor gelişimin tartışması başarısız. Ama ciddi anlamda toprak düzenleme ile alakalı kullanılıyor. Tabii ki burada çok kötü bir toprak yapısında, yani sıkı, kirli, yapışkan bir toprakta, aynı zamanda tuzluluk da yüksek olan bir yer. ECC yüksek. Buna rağmen şu ağaçlarımızın susuz olarak yazın ortasını, sezonun ortasını görüp daha sonrasını devam etmesi, bu sene içinde hem meyve ve meyve sonrası yeni yıl sürgünlerine devam etmesi bence son derece mükemmel. Tabii ki. Meyvecilere de önerir misiniz bunu? Tabii yakın ki. Bölgenizde en azından meyvecilik yapmak isteyen zeytindir vesairedir. Birçok insan yeni bahçeler kuruyor. Zeytinde kullanan tanıdıklarımız var. Evet. Zeytinlerde çok iyi sonuç verdiğini gördüm. Aynı sonucu zeytinlerde de. Erik bahçemde de gördüm. Dediğim gibi bu geçen yıl Temmuz ayının 15-20'sine belki sonuna kadar hiç sulanmamıştı bu tarla. Malum biliyorsunuz ülkemizde bir kuraklık sorunu var. Tabii sulama ki. Su sorunu var. Birçok susuz bahçelerde insanlar olur mu kardeşim gibi bir mantık var. Sizce oluyor mu? Olur. Oluyor yani. Olur. Oluyor. Olur. Rekor gelişim bazı şeyleri. Tabii bir de bu zaten bizim bunu erkenci seçmemizin sebebi de o. Yani Anladım. Üzerine meyveyle yaz mevsimini geçirmesin. Evet. Veya ortalarına gelmesin. Bu Haziran'ın ilk haftasında 15 sene doğru hasat ediyoruz. Evet. Daha sonra da hani su periyodunu daha da açabiliyoruz yani. Evet, sulama periyodu açılabiliyor. Biz teşekkür ederiz. Bahçenizi gezdirdiğiniz için. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Siz de sağ olun.